Onur Koleji Batıkent Kampüsü'nden herkese merhabalar. Bu hafta sizlere ölüm kavramı çocuklara nasıl anlatılmalıdır bundan bahsetmek istiyorum. Ölüm kavramı çocukların en merak ettiği konulardan biridir. Çevrelerinde ölümle ilgili konuşmaları duyar, televizyonda ölüm haberlerini dinler, çeşitli ölüm olaylarına tanıklık ederler. Ölüm hakkında çok küçük yaşlardan itibaren sorular sorabilirler. Çocukların yaşlarına göre ölüm kavramını algılayışları farklılık gösterir. 2 yaşından önce çocuklar ölüme ilişkin kavramları anlayamazlar. Ölüme ilişkin tek fark ettikleri şey artık yakınlarının çevrelerinde olmadığı ve onları göremedikleridir. 4-5 yaş döneminde ise ölüm hala geri dönüşü mümkün olan bir süreçtir. Zihinsel gelişimleriyle birlikte ölüm onlara korkutucu olarak gelse de hala hayal güçlerinin etkisiyle ölüme engel olunabileceğini ya da üstesinden gelinebileceğini düşünürler. 6-7 yaşlarına geldiklerinde ölümün yaşamın sonu olduğunu ve geri dönüşü mümkün olduğunu kavramaya başlarlar. Genellikle kendi yakınlarının başına gelmeyeceği ya da hasta ve yaşlı kişilerin başına gelebileceğini düşünebilirler. 10 yaşından sonra çocuklar ölüm kavramını daha net algılamaya başlarlar. Ölümün yaşamın sonu olduğu, herkesin başına gelebileceği ve geri dönüşünün mümkün olmadığını bilirler. Ölümü çocuklara anlatırken bunun yaşamın bir parçası olduğunu algılamalarını sağlayabiliriz. Çocuğa ölüm dolaylı yoldan anlatılmamalı, mümkün olduğunca gerçekçi açıklamalar yapılmalıdır. Ölümün yaşamın sonu olduğu, ölen kişinin artık gelmeyeceği basit bir dille anlatılabilir. Ölen kişinin artık hiç bizimle olmayacağı, nefes almayacağı, yemek yemeyeceği, kısacası vücut fonksiyonlarının artık olmadığı yaşına uygun bir dille anlatılmalıdır. 6 yaşından önce çocuklar dini kavramları anlamakta zorlanırlar. Özellikle Allah'ın ölen kişiyi çok sevdiği için yanına aldığı söylenmemelidir. Böyle bir açıklama çocuğun tüm sevenlerinin ölebileceğini düşünmesine ve kaygı yaşamasına sebep olabilir. Ölümü uykuya benzeterek anlatmak da özellikle küçük çocuklarda uykuda kendisinin de ölebileceği fikrinin gelişmesine ve bunun sonucunda uyku problemleri yaşamasına neden olabilir. Ölümü uzun yolculuğa benzetmek, hasta olduğu için ya da yaşlı olduğu için gibi açıklamalar yapmak çocuğun yolculuklardan, hastalıklardan veya yaşlanmaktan korkmasına neden olur. Çocuk yakın çevrede ölümle karşılaştığında mutlaka gerçek nedeni söylenmelidir. Evcil bir hayvanın ölümü, ölüm kavramını anlatmak için iyi bir yol olabilir. Böyle bir durumda tüm aile bu ölüm karşısında üzüntüsünü dile getirir, hayvan törenle evden uzaklaştırılabilir. Ölen hayvanın yerine yeni bir hayvanın alınmaması çocuğun ölüm kavramını anlamasına yardımcı olur. Çocuk bir yakınını kaybettiğinde mutlaka bunun çocuğa söylenmesi gerekir. Ölüm haberini çocuğa sevdiği, güvendiği ve kendisine en yakın hissettiği kişi vermelidir. Ebeveyninden birinin ölümü halinde bu kişinin diğer ebeveyn olması en uygun olanıdır. Ölüm olayı olduğunda genellikle çocuklar evden uzaklaştırılmaya çalışılır. Bu sağlıklı bir yaklaşım değildir. Çocuklar kendi isteklerine göre cenaze törenlerine katılabilirler. Ancak yoğun yasın yaşandığı, evde feryatların, isyanların olduğu bir durumda çocuk ilk günlerde bir yakının evinde tutulabilir. Fakat bu yer evden çok uzakta olmamalıdır. Çocuklara ağlamamaları, üzülmemeleri gerektiği kesinlikle söylenmemelidir. Çocuğun duygularını yaşamasına ve düşündüklerini ifade etmesine fırsat verilmelidir. Çocuğun olayla ilgili sorduğu sorulara mutlaka cevap verilmeli. Mümkün olduğunca doğru cevaplar verilmeye çalışılmalıdır. Bir yakınını kaybeden çocukta öfke, saldırganlık, bebeksi tavırlar gözlenebilir. Bu durumun geçici bir durum olduğu bilinmeli. Çocuğa karşı anlayışlı ve sabırlı davranılmalıdır. Çocuk duygusal desteğin yanı sıra fiziksel olarak da bir yakınlığa ihtiyaç duyar. Çocuğa sarılmak, elini tutmak, yanında olmak çok önemlidir. Çocuğun yaşadığı üzüntüyü oyun oynama, resim yapma, spor yapma ya da farklı etkinliklerle dışa vurmasına olanak sağlanmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.